Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoda gördüğünüz gibi bugün yeni aldığımız aracımız Passat'tan biraz bahsedeceğim. Baştan da gördüğünüz gibi Mısır hasadını yaptık, arabamızı aldık. Zaten birkaç yıldır sürekli hani araba bakıyordum. Sürekli bir şeyler istiyordum. Bu sene nasipmiş. Ha, Passat aklımda olan bir araba değildi. Ama bu nasip oldu. Malum Türkiye piyasası. Yani 250-300 liralara çok çok iyi BMW'ler alınabiliyorken şu an ancak bunu alabiliyorsunuz. Bu yazın başında, daha doğrusu ben geçen sene bakıyordum, daha çok ağırlıklı olarak geçen sene alabileceğimi düşünüyordum. Geçen sene BMW'ye çok baktım. 170-180 liralara çok 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 iyi M paketler vardı 320'lerde. Fakat bunlar bitti. Neyse, biz bu kapatalım konuyu. Şimdi arabamıza gelelim. Tanelik mısırı sattık. Bu sene mısır fiyatları güzel gitti. Verimler de ortalamaydı. 1200-1300 kilo bir ortalamayla. Yani iyi olmasa da yeter şükür. Arabamızı aldık şöyle. Araba 1.4 TSI Trendline, yani boş paket. Zaten bakın üstündeki jantlar boş paket jantları. Opsiyon olarak cam tavan var. Opsiyon olarak ikinci bir opsiyon şurada ışık paket var. Yani ambiyans aydınlatmaları var. Ayak altında ambiyanslar falan var. Onun haricinde de hiçbir şey yok. Şöyle jantlar şu an biraz batık ama jantları parlak siyah boyadım. İçeride kaliperleri sarıya boyadım. Bunların hepsini kendim yaptım. Evde köydeyken başta güzel bir zımpara, jantta parlak alan kalmayacak şekilde zımpara. Ardından da iki kat boya, iki kat vernikle jantları boyadık. Camlara cam filmi çektirdim, 2 numara. Koyu numara, koyu şekilde 2 numara. Arkada spoiler var. Şurada balık sırtı anten var. Bunlar aldığımda vardı. Dediğim gibi zaten bu arabayı güzelleştiren en büyük etken cam tavan. Bakarken cam tavan olmasına çok dikkat ettim. Çünkü Passat'la cam tavan olmayınca Egea gibi gözüküyor benim zannımca. Aynaları siyah kapladım. Bunu da evde kendim yaptım. Bakın şöyle. Kaplama bu. Kaplamacıdan 10 liralık malzeme aldım. 2 aynayı da birden kapladı. Araba gördüğünüz gibi Ankara'dan alınma. Plakayı APP plaka yapacağım yakında. Yani şu büyütüyorlar ya, tüm harfler dip dibi oluyor. Ondan yapılacak. Yani 100 liraya falan yapıldı. Şu an vakit bulamadım. Daha iyi duruyor ama. Ankara'dan aldım. Plakayı değiştirmedim. Ankara bıraktım. Çünkü Ankara plakaya bence iyi duruyor. Yani daha iyi bir şey denk gelsin isterdim. Şurayı siyah kaplattım. Bakın şöyle. Normalde burası beyaz. Ardından şuradaki kromları yaptım. Onun malzemesi de şuraları ufak ufak kesiyorsunuz, aralara sokuyorsunuz. Normalde şurada o krom detaylar yok yani ızgaradaki. Şöyle halojen far, bakın. Farlara led taktırdım. 800-900 TL ledler tuttu. Şuradaki gündüz farlarına şey yaptırdım, beyaz ampul falan. O yani kısa uzun gündüz farları toplam 800-900 TL gibi bir şey tuttu. Gizli özellikleri açtırdık falan derken öyle şey oldu. Bagajı göstereyim. Bagaj şöyle, logoyu içe doğru basıyorsunuz. İçeri giriyor bakın. Bagaj biraz daha, kusura bakmayın. Bak öndeki şeyleri şunla yaptık. Şöyle bakın, nikelaş. Şöyle daha şu ilk yardım kiti açılmamış bir arabanın. Yani naylonuyla duruyor. Temiz. Araba 40 binde. Aldığımızda 37 bindeydi. Şu an 40 bin oldu. 3 bin kilometre kadar yol gittim. Şöyle ufak bir takım sandığımız var içeride. Bagaj maşallah yayla. Tabii mont şapka falan var burada bizim, biraz dağınık da. Şurada reflektör falan var. Dediğim gibi gizli özellikleri açtırdık. Mesela bakın şöyle anahtardan bagaja falan basılı tutunca şöyle araba bagajını kendi kaldırıyor. Tekrar içeri ulaşabiliyorsunuz. Şöyle fark ederseniz o arka koltuklarda kolçak yok. Çünkü araba boş paket olduğu için arka koltuklara kolçak gelmiyor. Arabanın eksikleri var elbet. Şu arka farlar mesela led değil. Ön farlar da led değil. Ön farlara led far alacağım bu aralar. Highline farları oluyor şöyle tek U şeklinde. Sinyal falan şu alta geliyor. Şu altta gündüz ya da oluyor. U şeklinde de gündüz farı oluyor yani. Onları falan alacağım. Sonra daha ardından jant koyacağız. Jantları siyah boyadım. Evet, pek beğenmeyenler olabilir. Fakat normal Trendline jantı bu arabada ciddi anlamda küçük duruyor. Yani şöyle küçük duruyor. 16 inç olduğu için arabada iri bir araba. Yani jant çok 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 minimal duruyor arabanın içinde. Arabanın dış görünümünde. Arabanın içine geldiğimiz zaman bakın şöyle bir içi bizi karşılıyor. Arabanın içinde havuz paspasları falan var. Bunları aldığımızda geldi. Daha şöyle bakın arabanın orijinal küllüğü. Daha hiç kullanmamış yani.
Her şey sıfır. Şöyle binelim arabanın içine. Cam tavanın içeriden görüntüsü şu. Şu an komple açık. Şurada ufak bir gözlük, yani boş özellikler, ufak bir gözlüklüğümüz var. Böyle start stop mevcut arabada. Şu start stop kontrol ediyor. Şu yokuş kalkış. El frenimiz elektronik. Arabanın içi biraz dağınık, kusura bakmayın. Yani öyle aman aman bir şey yok yani. Bildiğiniz bir boş paket. Bakın ön sis farı bile yok boş paket olduğu için. Arkaya göstereyim şöyle. Arkada da kolçak dediğim gibi yok. Ama gerçekten ciddi anlamda geniş. Bakın şu an öndeki mesafe şudur. Benim boyum 1.80. Ön taraf şu an gayet, yani arkada koltuk. Fakat arkaya baktığımız zaman şuradaki mesafeyi görüyor musunuz? Ciddi anlamda arada hani dizlerimizle arka koltuğun arasında yine şöyle bir boşluk kalıyor arkadaşlar. Şuradaki kadar. İçi çok geniş arabanın. Ha Passat. Evet, zaten bir aile arabası diyebiliriz. Yani böyle pek bir genç arabası değil. 4 kişilik bir ailenin arabası diyebiliriz Passat'a. O yüzden geniş. Şöyle mesela kontağımıza basıp arabamızı çalıştıralım. Manuel vites. Bütçe buna yetti diyebiliriz. Şöyle bakın. Lastiklere şu an basınç kaybı algılıyor. Basınç kaybı yok fakat şey var sanırım. Birbirinden dengesizler. Yani birinin havası yüksek, birinin havası farklı falan olabilir. Çünkü kaydettim, düzelmedi. Ünlem işareti yanıyor da şuradaki silecek suyundan dolayı. Silecek suyu bitmiş. O yüzden ünlem yakıyor. Genel olarak böyle yani. Medyayı şuradan kontrol edebiliyorsunuz. Radyoyu şuradan geçiyor. Kar, arabanın ayarlarını falan şuradan yapabiliyorsunuz. Mesela farların yüksekliği falan şuradan ayarlanıyor. Işıklardan. Lastikler falan şurada. Şu ESC'yi kapatma falan hepsi, yani şu ortadaki ekrana toplanmış. Bakın şöyle ayarlar şunlar. Böyle klima falan manuel, yani bu elektronik klima falan mevcut değil maalesef. Arabanın kendisi de manuel zaten. Yani böyle arkadaşlar arabamız bu şekilde. Şu tarafa fazla giremiyorum. Bu arabayı mecbur, şurası yol olduğu için, yani hem de güzel bir çevre olsun istedim. Şöyle ağaçlık maaşlık, bakın. Şuradan düz gittiğiniz zaman Ziraat Fakültesi'ne çıkar bu yol. Şuraya fazla giremiyorum çünkü buraya sıfır. Zaten diğer tarafıyla aynı bu tarafı da. Yani böyle Passat aldık bakalım. Şöyle size genel bir göstereyim arabayı, gezeyim. Şöyle. Yani çok da anlatacak bir şey yok. Normal bir araba ya. Boş paket olduğu için hani öyle aman aman bir özellikleri yok. Rahat. Konfor olarak gayet güzel. Yani Megane 2'den sonra buna geçtiğim için. Bakın mesela koltuk falan da manuel. Hiçbir elektronik ayarı falan yok koltuğun. Ama tabii Megane 2'den sonra buna geçince arada dağlar kadar fark var. Sonuçta segment atlıyorsunuz bir kere. Segment farkı var. Gelin şöyle kısa bir dolaşmaya çıkalım. Evet arkadaşlar. Sizi oraya sabitledim. El freni indirelim. Şöyle geri gel çıkalım. Gelen giden yok. Araba manuel ama kullanım olarak daha rahat. Yani şöyle nasıl diyeyim. Megane da manueldi, bu da manuel ama tabii Megane'a göre bayağı bir rahat. Vites şanzıman aralığı falan, vitesler aralığı falan çok ufak. Ya bakın 3 direk çektiğin zaman 4. Minik minik araları var. Şuradan sağa dönelim. Bu arada gizli özellikleri açtırdım. Gizli özellikler ne geliyor? Pek bir şey gelmiyor. Şöyle yani onu kapattıracağım daha doğrusu da. Kilit açıp kapattığın zaman korna ötüyor. Bunu açtırdım ama şu an bu biraz rahatsız edici oldu tabii. Şuradan gidelim de çevrondan çıkalım. Başka gizli özellik ne geldi? Şey yaptım. Far kombinasyonu yaptırdım arkalara. Mesela stoplara sizin dörtlü falan yakınca stop yanıyor, dörtlü sönüyor. Dörtlü yanıyor, stop sönüyor. Böyle garip yani, şu şekilde şık 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 şık. Tavanı kapatalım. Ses gelebilir çünkü, ses anlaşılmayabilir. Gizli özellik başka ne var ya? Kadran selamlama var. Şöyle hani ilk bastığın zaman şöyle bir yatırıp tekrar geri geliyor.
Başka ne var çakma gelmiyor ya güzellik. Şeyler falan açtırdık. Selektör yaptığımız zaman sinyal şey sislerle birlikte çakıyor ön sislerle falan. Tabii bunda sis olmadığı için selektör yapınca alttaki gündüz farlarla birlikte çakıyor. Onları da led taktırdık. Onlar da vuruyor yani yeteri kadar. Bu tarz yani göze hitap eden daha çok. Yani çok bir işe yarar bir şey değil de göze hitap eden şeyler var. Ekranda şeyi açtırdım. Ek yakıt miktarı. Mesela atıyorum kaç litre ek yakıta ihtiyaç duyduğunu falan gösteriyor. Araba genel olarak şehir içinde falan kullanırken yani böyle düşük hızlarda çok sessiz ama tabii yüksek hızlarda 120-130 falan yine biraz rüzgar sesi alıyor. Kötü özelliklerinden biri biraz trim sesi var. Bakın Eskişehir sonbaharda ne kadar güzel görüyorsunuzdur. Buralarda yeşillik aşık olduğu için biraz çok güzel gözüküyor yollar. Biraz trim sesi var arabada. Ses sistemiyle ilgili. Mesela ses açtığınız zaman kapılar ufak bir trim sesi yapıyor. Elinizi koyduğunuz zaman kesiyor. Yakıt olarak yakıtı biraz fazla. Ona diyecek bir şey yok yani. Normal daha doğrusu safkan benzinli bir araba. Yani şehir içinde kullanıma bağlı 40 kuruşla 80 kuruş arasında yaktırabilirsiniz. Ama 40 kuruş için tabii yani çok uğraşmanız lazım. Yani böyle arkadaşlar araba anlatacak fazla bir şey yok. Yani bildiğiniz herhangi bir araba yani sadece Passat. Öyle ağam şağam bir özelliği yok yani çünkü dolu paket değil. Dolu paketlerinde de yani öyle aman aman bir fark yok arada. Ya var tabi muhakkak var ama yani öyle yine de oturup yani böyle bir saat boyunca bahsedecek hiçbir özellik yok dolu paketinde dahi. Ya dış görünüş olarak şu an bir led far aldığımızda bir de jant taktığımız zaman 19 inç Verona falan düşünüyorum. Ya bir şey kalmıyor. Zaten cam tavan var. Cam tavan olması büyük etken. Cam tavan tüm görünüşü zaten baştan sona değiştiriyor. Arabanın 9.5 saniye falan bir 0-100'ü var fabrika verilerinde. Ama ara hızlanmalar falan çok atık mesela bakarsanız. Oradan belli olduğunu bilmiyorum ama yani gayet atık şekilde gidebiliyor yani. Tatmin edici bir gidiş var. Zaten bunların performans aracı değil. Performans istediğim zaman zaten Passat bu işin arabası olmadığı için çok da performans beklememek lazım öyle aman aman ne gidiyor falan. Ya yine tatmin edici bir gidiş var yani TSI güzel bir motor, güzel besliyor yani turbo falan turbo özellikle yani çok iyi destek oluyor. Yani her turbolu araç böyle değil cidden. Bildiğim birkaç araç daha var yani bu kadar iyi turbo performansı yok. Volkswagen'in motorları o yönden iyi. Dediğim gibi aslında Passat aklımda hiç yoktu yani. Bir gün lan benim bu kadar bütçem var dedim. Şimdi fiyatı belirtmeyeyim de. Ya ne alacağız ne alacağız? O arabaya bakıyorum yok. Bu arabaya bakıyorum yok. Hani 3.20 falan bakıyordum. Sonra 3.16'lara düştüm. 3.16'lar vardı ama şöyle var. Atıyorum 80-90 binde. Yani 3-4 böyle çıtır hasarlı. 1-2 parça boyalılar falan vardı. Ona pek yani içime sinmedi. Yani sonuçta kalkıp bu kadar para vereceksiniz. Bu araba dediğim gibi 37 bindeyken aldık. Hata, boya değişen, hasar kaydı hiçbir şey yok. İnşallah da olmasın. Yani hatasız boyasız bu araba. Burası Texan Sanayi Sitesi. Texan değil herhalde. Tabii tam ismi hatırlayamadım şu anda. Güzel yani arabadan genel olarak memnunum hatta baya baya memnunum çünkü yani Megane 2'den geçince bu epey bir fark ediyor. Otomatik olsun isterim ama tabii çünkü yine manuel yani bir süre sonra ne kadar konfor rahatlık olsa bile yani yine manuel sonuçta. Megane da manuel, bu da manuel abi. Yani konfor olsa ne olacak?
gibisinden düşünebiliyor insan bazen. Evet, çevre yoluna geldik arkadaşlar. Şuradan çıkalım bakalım. Eskişehir'de bugün hava biraz kapalı. Güneş pek gözükmüyor ortalarda. Evet arkadaşlar, bu videoda böyleydi. Arabadan kısaca bahsettim. Daha hani ilerleyen, daha sonraki videolarda arabayı zaten bol bol görürsünüz inşallah. Böyle, şu da POV kafadan bakışlayabiliriz yani. Size aslında POV video yapacaktım ama kamera köyde kalmış, köydeki evde kalmış. O yüzden POV yapamadım. Bu seferlik böyle olsun, evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.